Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasıl geçti dün akşam? Çok iyi geçti. Allah senden razı olsun. Biraz hüzün, biraz mutlu, biraz işte yarım kalmış. Nasıl olabilir, nasıl yarım anladım? Kalmış duygularla. Evet. Evet. Sen kendini nasıl hissettin? Ben mi? Ben hep çocukluğuma geri dönmek istedim. Tek düşüncem oydu yani. Ama hüzün vardı, mutluluk vardı. Neden şimdi dedim hep. Neden dedim, neden? Öyle yani dedim. Geçmişte yapmanız gerekenleri şimdi niye yaptınız? Ha, öyle dedim. Ama bu arada zaten sen bu kaçmasaydın yine bir şey olmayacaktı. İşte yani. İlla o son şeyi, tahammülsüzlüğü görmeleri gerekiyor. Ya öyle dedim işte yani. Dedim ki ne kadar değerliymişim de fark etmemişim. Hoşuna gitti mi bunu fark etmek? Bilmiyorum ki o nasıl bir duygu. İşte. Ay hayır öyleyse biz kaçalım bakalım ne oldu. Yok öyle işte ha? öyle kaçmak öyle olmuyor. Bir anda çıkılıyor da işte doğru bir şey. Doğru bir şey değil. Öyle evet. Dertleştiniz mi ablanla? Bu sefer her şeyi tüm çıplaklığıyla. Evet biraz sitem ettim ablama. Evlilikte yaşadıklarını, sorunlarını anlattın mı? Evet biraz sitem ettim ama işte. Evet söyleyemediklerimi hep söyledim ona çocukken hep. Neden dedim neden? Neden abla şimdi? Hep. Siz ne cevap verdiniz? Evet. Ablam keşke dedi ki, ama ben onu hiç öyle görmedim. Onun öyle düşündüğünü hiç bilmiyordum Esra Hanım. Hiç ben onu ayrı görmedim. Hiç kardeşimi hiç ayrı görmedim. Dört kardeşiz biz. Üçünü hiç ayırmadım ben. Onun öyle düşündüğünü hiç bilmiyordum. O benim canım. O benim canım. Güzel kardeşim o benim. Ben onu hiç bilmiyordum öyle düşündüğünü. Hayatta bir gün değerli olduğumu hissettim. Bu kadar sevildiğimi hissettim de. Babayla konuştunuz mu? Pek değil işte. Konuştum da ama o kadar değil. Ya zaman lazım Esra Hanım. Zaman lazım. Yani o yaralar öyle kolay kapanacak bir yara değil. Ama arkamda olduğu için yine de Allah razı olsun gelmiş buraya kadar. Gelmez sanıyordum ben. Gerçekten mi? Evet evet gelmez sanıyordum. Çünkü yani çocuğum öldüğünde de çok beklemiştim onu. Yine gelmez yani ne olursa olsun gelmez diye düşünmüştüm. Aman babam beni umursamaz. Öyle evet. Ailem evet. Beni umursamaz. Evet hep öyle düşündüm zaten. Emine varmış, Emine yokmuş, evet. Emine üzülmüş, Emine hırpalanmış. Evet. Kimse umurunda olmaz. Ya da Emine derdini anlattı, derdiyle ilgilenen var mı? Evet. İşte çünkü en son o karar da işte yani çoktan beri çocuklarla konuştuğumdan beri anladım. İşte kızım o dedi ya hani gidersen git anne ne yapabilirim? Oğlum da dedi ki anne ne yapabilirim yani. Dedim ki artık dedim anne artık bir kere de beni niye savunun artık büyüdünüz dedim. Dedi ki anne ne yapayım ne yapabilirim ben de mi dayak yiyeyim dedi. Dedim artık gideceğim dedim jandarmaya gideceğim. Anne dedi jandarmaya gitsen ne yapabileceksin ya dedi. Öyle. Çocuklarınla görüştün mü? Hiç görüşmedim bu sabah kızımla görüştüm. Ha, nasıldı konuşmanız? Anne ne yapıyorsun dedi. Anne dedim ne yapayım? Anne sen ne yapıyorsun anne dedim. Anne dedi dönmeyecek misin dedim. Anne dedim sana her şeyi anlattım dedim. Dedim ki anne dedi neden dönmeyeceksin dedi. Onu öyle demedi. Anne dedi dönmeyeceksin yani dedi. Tamam o zaman telefonu kapat dedi. Böyle telefonu kapattı. Tek konuşmamız. Seni özledim. Seni görmek istiyorum. Öyle demedi. Seni merak ediyorum. Sadece dönüp dönmeyeceğimi merak etti. Anne dedim anlattım dedim nasıl dönebilirim değişmez ki dedim. O da işte dedi ki öyle ha dönmeyeceksin madem dedi kapat o zaman telefonu dedi. Kapat dedi tek lafı bu. Ha anladım sonuç ilişkisi yani. Sonucu merak etti o. Sonucu merak etti. Evet o yüzden aradı ben de ondan sonra ağladım zaten. Eşiniz daha önce hayatımızda hiç bu kadar uzun uzun kendini ve derdini anlatmış mıydı? Anlatmadı ablam. İlk kez mi onun sesini ve derdini? Evet. Bana mesela o kadar... Anlattım Esra Hanım. Ya anlattım ama söz verilmedi bana. Hep sus, hep sus, 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 hep şiddet sus. Ben ona sus. Dedim Esra Hanım hani geçen gün de dedi ya aşağı çocukların yanına gidelim. Ben de müsait olunca ineceğiz. Müsait durumumuz yok dedim. Hayır ben hayır. Şunu merak ediyorum. Şimdi hani hayatı hep böyle göğüsleyen insanlar vardır ya ilk kez... Emine içinde yaşadığı o sıkıntıyı, o içinde yaşadığı buhranları, o kafasını meşgul eden soruları, kendini o değersiz hissettiğini ilk kez mi dile getiriyor? Evet. Üzüldünüz mü? Çok. Ha? Gitsin isterdim. Geçen gün çocuklar anlattı ya. Hı hı. İmkanım olsa götürmek isterdim. Ben çok yalvardım ya Esra Hanım. Hani çok imkan, yalvardım. O da biliyor benim neden gelmediğimi. Hı? Çok yalvardım. O da biliyor benim neden gelmediğimi. Hayır. Yani hani...
Ya Emine çok acı çekmiş ve biz onun tamam, çektiği haklı, o acıların farkında değilmişiz diye düşündüm. Ama ben hep katlandım Esra Hanım. Ya hiçbir şey istemedim ki ben ondan. Hiçbir şey istemedim. Sadece çocukların yanına inmek istedi. O da çok istedim. Neden inmediğimizi, yani en büyük hayalim hani hayal görüyor dedi ya, o çok zoruma gitti Esra Hanım. Hani hiçbir şey yapmadım dedi ya. En büyük hayalim o çocuklarıma hani yetişirim dedim. Ya işe giderim, tarlaya vallahi yetişirim. Hülya Hanım bana sürekli herhalde bir haftada bir kere hatırlattığı bir cümle vardır. O da çocuk. Ya benim ablam artık, canım ciğerim. Kuyumu biliyor. Bazen beni şöyle dürtüyor. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Arada ağlayacaksın, arada derdini anlatacaksın, arada ya isyan anlamında değil, söyleyeceksin. Bazı insanlar öyle kendi omzunda, yükünde, kafasında yaşar. Bir şey yokmuş gibi davranırlar ama içeride fırtınalar kopar. Ama siz ilk defa bu isyanı duyuyorsunuz. Evet. Ya şeyin hepimiz merak ediyoruz. Yani acıma değil Emine'ye karşı. Hı-hı. Ona çok haksızlık etmişiz. Evet. Düşündünüz mü? Evet. Bir özrünüz var mı Emine'den? Özür dilerim ondan. Gelsin tekrar başlayalım. Dört çocuğumuz için. Ha ben özür derken şey sandım hani. O ne hep ailede şöyle bir ilişki. Hayır hayır tamam, gelme. Hayır, hayır. Emine otur. Hayır otur. gelmesin. Otur. Hayır. Otur. Bana mı veriyorsun? Gel. Tamam. Gelmesin otur. Gelmesin Esra Hanım. Ya tamam çok gelmiyor. Ben hiç ona... merak etme. Hayır, burada hayır. Bir şey tamam, olmaz. Tamam Esra Hanım zaten. Ya, o yaşayacağını yaşamış. Hayır. Bu özür Esra ben şöyle Hanım, merak kalsın, ettim. Bu size... özür hani anlatın duygularınızı siz de. Oğlum ben o kadar anlatamıyorum. Peki şunu söyle yani şimdi bu kadın acı çektiğini söylüyor. Ben seni fark etmemişim, görmemişim. Tamam onları hayır, o biliyor zaten ablam. Esra Hanım. Hayır. İstemiyorum. İstemiyorsunuz İstemiyorum, peki. Ben şöyle koyayım. Fark et. Çok yalvardım. Yani hiçbir şey istemedim. Bu çiçeği bile istemedim yani. İstemedim. Bir çiçeği bile istemedim senden. Daha önce çiçek alır mıydı eşin sana? Hayır hiç almadı. Hiçbir kere doğum günümü bile kutlamış mı sorsana. Kutladın mı? Hayır. Olmuyor bizde köy yerinde ablam öyle. Ama yani... hayatım köy yerinde falan yok ki. Bir tane meyvanın üzerine mum da koysan. evdeki yaptığın pastanın üzerine. Ama ben hep ilk zamanlarda onun şey yapmıştım ama o hep şiddetle karşıladı. Ben hep onun doğum gününü kutlamıştırım. Eşinden aldığın ilk çiçek. Evet. Bu mu? Evet İlk evlendiğimizde bir gül almıştı, İzmir'deydik o zaman. İlk evlendiğimizde ama o da. Sonra? Sonra hiç. Yalan yok yani, yalanı sevmiyorum ben. Hmm. Yani yok bir şey istemedim Esra Hanım. Hep ondan, o hep şiddetle yani düzelir dedim hep. Hep çünkü o hep şiddet vardı onda. Hep vardı ama hep kendini kaybediyor. Hele o hep benim çocuklarım hani benim gibi babalarından nefret etmesin, babasız kalmasın. Hep bir yuva varmış gibi hep. Gösterdim ona. O hep şiddetin dozunu arttırdı. Hep hiçbir söz hakkı vermedi bana. Ben hep konuşmayı çok seven biriyim. 10 yaşına kadar konuşma güçlüğü yaşadım hep. Dedem hep öyle... 10 yıl sustum bundan sonra susmam dedi. İşte konuşmayı çok... Ama burada hiçbir sözlerini anlatamazsın buna. Konuşamazsın. Ben konuşmayı çok seven biriyim. Yani eşimle romantik işte hani nasıl olur ya her şeyi anladım. Peki mesela paylaşmayı seviyorsun. Paylaşmayı seviyorum. Böyle şiir yazmayı seviyorum. En çok da kitap okumayı seviyorum. O köy yerinden yani kitabı nerede? Gerçekten çocukların mi? Hatta kızımla derim. Kızım kitaplarını kızım okumamı istemezdi. En sonunda da okurdu sonra verirdi bana. Ben kitapları Allah okumayı Allah. Çok seviyorum Esra Hanım. Hele kitap, hele hayvanları. Onları bu insanlardan soğuttu beni. En çok da işte. Kitaplara mı gömüldün? Hep kitaplara gömüldüm. Hep kitaplarla buldum. Hani duvarlara yazı yazdım böyle. Şiir yazdım aklıma gelince. Hep ona karşı ama hiç ona beddua etmedim ya. Ama bu arada kitap da dünyanın en iyi arkadaşıdır biliyorsunuz. Sizden almaz. Hani tam tersi size verir. Ben de çok seviyorum kitap okumayı. Kitap yani okumayı fırsat hala buldukça seviyorum. Seviyorsun. Çok seviyorum kitap Peki, okumayı. Peki en son okuduğun kitap ne? En son hatırlar mısın yani? Hatırlamıyorsan zorlama kendini. En son okuduğum şeydi. Neydi ya? Tamam önemli değil, vardı, hiç önemli vardı değil. Esra Hanım da çok güzel bir kitaptı. Sen kendini hayatını kitaplara, yazılara verdin. Nasıldı ya? Evet, biliyor musunuz eşinizin bu yeteneklerini? Şiir yazdığını filan. Diyor ki oturup bir cümle kuramazdık beraber. Evet kuramazdık. Konuşuyorduk ablam da o kadar değil yani. Konuşmazdı Esra Hanım. Yalan söylemesin burada. Konuşmazdı. Hiç konuşmazdı. Hep sussuz diye şiddetle karşılardı. Ona kendini anlatamazdın. Haklıysan da haksız duruma düşerdin. En sonunda sonra ben... Susmayı denedim artık. Sonra şiddet hep beğendim. Hem çocuklara dedim hani kızım sormuştu en son. Bu arada tüm bu şiddeti şöyle de algılamayın. Yani hani fiziksel anlamda değil. Düşünsene tam sohbet etmek istiyorsun. Bir sevincin var, bir olay olmuş, bir şeyi paylaşmak istiyorsun.
Yanındaki adam beş kare suratıyla duruyor. Sen bir tam böyle ağzından bir cümle çıkacak. Böyle lafı Esra ağzına tıkanlar vardır ya. Sen bir şeyi böyle heyecanlı anlatır. Ne aldı ki şimdi yani? Öf, falan yapar. Ya bak keşke yani onu yapsa Esra Hanım. Onu yapsa işte o hep küfürle hep şiddetle karşılık verdiği için. Öyle. Emine konuşamadım diyorsun ama bence ekran başında şimdi Türkiye'de birçok kadın aynı şeyi. Emine bizim sesimiz oldu diyor. Ama benim içimi en çok acıtan yanın evet evliliklerde sorunlar oluyor ama insanın buradan da rahmetle anıyorum Doğan Cüceloğlu'nun güzel bir sözü yaz. Var. İnsanın çocukluğu ana vatanıdır diye. Aslında gelecek yaşamımızla ilgili tüm kodlamalar orada yapılıyor. Sevgi nasıl olur? Esra Hanım, İlişki nasıl kurulur? Bir varmış hep yokmuş. En son kitabım, okuduğum kitabın adı. Bir varmış hep yokmuşum. Hani ben de öyle. Hep o kitapta kendim. Bir varmışım bir yokmuş. Evet, o ha. Kitap haklı. Hasan Kökmen'in. Ha? Bir şey sorabilir miyim tabii. Ben? Tabii. Şimdi Emine'de şunu gördüm öncelikle Esra Hanım. Yani çoğu kadının sessiz çığlığı gibi. Bir de bunun dışında hem babaya hem de eşe bir şey sormak istiyorum. Bir kadının duygularını anlamak için, anlaşılmak için, kendini anlatabilmek için her şeyi geride bırakıp gitmesi mi gerekiyor? Gerekmiyormuş abla. Ama Emine gitmeseydi siz Emine'yi hiçbir zaman anlamayacaktınız. Çünkü neden sordum biliyor musunuz Esra Hanım? Ama Emine onları düzeltmek için gitmiyor. Emine biliyorum. Artık ipleri bitmiş. Kopartmış. Ya, yani kararlı, için, evet. Dimdik, bu ne yaptığının farkında da bir dün ben Bilgi Bey'de şunu fark ettim. Çünkü babayla kucaklaştı, kendini anlattıkça siz şok oldunuz. Sanki Emine Hanım'ı ilk defa görmüş ve dinliyormuş gibi gördüm ben. O yüzden sordum. Ben neden şok oldum? Şey hep babasını anlatmazdı bana. Bu özlemlerini anlatmazdı da duyunca. İşte dinlemeyince evet. Hiçbir şeyini anlatamamış kızcağız. Peki bu arada dedim ya son kararı Emine verecek diye. Siz bir özür dilediniz, bir çiçek verdiniz. Hani bugüne kadar yaptıklarım için beni affet demekti o. Emine için bunun bir anlamı var mı? Zaten söyledi. Ailesi koşarak geldi ki onların da beni bu kadar düşündüğünü, değer verdiğini bilmezdim dedi. Evet. Emineciğim hayatınla ilgili kararın nedir? Buradan ailene mi dönersin? Nasıl bir karar aldın? Ya ben mi? Ben hemen babama dönmek istemiyorum. Ya o zaman lazım. Zaman verin bana lütfen. Tabii. Lütfen. İstediğin kadar bu zaman senin, bu karar Hayır senin. Ablacığım, gel düşünmek istiyorum. Bu arada benim misafirim olmak ister misin? Olurum yani sizin gözetiminizin altında olurum. Olurum. Yani hani burada hani konuklarımızın kaldığı yer var. Orada kalırsın. Kalırım Allah razı olsun. Gel ablacığım ama bizden gel. Yani, ablacığım gel. Hemen henüz hazır değilim şey. Yani babamla gitmeye. De. Yani eşime zaten yani ona ablacığım. Tek sözüm var. Yani yaktığı yerden yansın. Çünkü hiç ben de çocuklarımdan ayrı kalmak istemez. Ben o iki ay içinde yani neler yaşattı. En son artık öleceğim dedim ya. Burada kalırsam zaten o mektupta da belirttim. Dedim burada kalsam bir gün o kadınlar gibi öleceğim. Kadesi hayır, indiriyorsunuz hayır, telefonunuza. Hayır. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kadesi indiriyorsun. İndirdim. Korku için indirdim yani. Ama yapamıyorsun. Bir şey o kadar çaresizlik, o kadar zor ki. Babamın bile buraya geleceğini yani şok oldum. Şimdi yani, sağlıklı karar verebilmek için sağlıklı bir ortamda durman lazım. Evet, o yüzden en güzeli bu. Düşün. Bu arada Arif hocama da gönderirim. Arif Erinli profesör doktor yani. Arif hocama da gidersin bu süre içerisinde. Biraz bir kal. Sonra dönmezsen de buradan seni kadın sığınma evine göndeririz. Ama sen o kararı ver. Bu arada nasılsın ne kadar önemli bir kelime değil mi? Gerçekten ailenize, sevdiklerinize, eşinize ya işten geldi bir nasılsın deyin ama bunu iştenlikle söyleyin. Sorunun da cevabını dikkatli duyun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.